ay sonunu getirebiliyor musunuz? Neyle? Hangi parayla? Bakkala girdiğin sırada, markete girdiğin sırada aldığın patatesin kilosu pazarda 30 lira olursa ne dersin bu işe? 30 lira olursa bir patates diyorum. Memleketimizde yetişen. Peki bir kilo patates 30 lira olursa, bir salatalık 25 lira 30 lira olursa, elektrik su da ondan sonra başını alıp satan gitmiş satan, elektrik başını almış yürümüş, elektrik ancak ki altında çıkamıyoruz, çıkamıyoruz. Doğalgazı şimdi şu ana kadar ben doğalgazı açmış değilim. Vallahi de değilim, billahi de değilim. Günahınızı çekeyim ki açmamışım. Evet. Neden? Çünkü abi hastam var, Allah kimsenin başına vermesin. Ben işsizim, iş arıyorum. Emekliyim, iş arıyorum. Emekliyim, inanır mısın ki ben daha bir gün evde topu topuna 10-15 senedir emekliliğim vardır. Bir sene evde oturmuşum değildir. Ya Avrupa'da kurban olayım, Avrupa'da tamam adam emekli oluyor da her tarafı geziyor da. Ben niye gezmeyeyim, ben insan değil miyim ya? Niye? Bir markete gidiyorum abi, markete gidiyorum. 300-400 lira şey yapıyorum, harcıyorum, tamam mı? Ondan sonra eve dönünce bakıyorum ki torbanın içinde ya 3 kilo var ya 2 kilo var ya. Asgari ücrete peki yetmiyor dediniz. Siz emeklisiniz. Evet. Emekliye yapılan zammı yeterli buluyor musunuz? Ben yeteri bulmuyorum abi. Nasıl oldu biliyor musun? Ben iki kişiyiz biz. Hanım ile beraber iki kişiyiz. Ben abi almış olduğum şimdi 4 milyon 700 bin lira para alıyorum. Abi bir de borçlanıyorum. Bakkala gidiyorum abi. Yorganıma göre ayağımı uzatıyorum. Daha bir kilo et benim evime girmiş değil ya. Ben insan değil miyim? Evet, bunu resmen valiye de bildirdim. Dedim ki Sayın Vali Bey'im ben iş arıyorum. İşsizim. Dilekçe vermişim. İşsizim. Ben mübarekle biraz orada otururken bizim sağlığımızı göz önüne alın. Ondan sonra masraf ettiğimiz parayı göz önüne alın. Yemeği memeyi boş ver. Elbiseyi boş ver. Özür dilerim. Giyimimiz boş ver. Sadece giyimimize abi. Yediğimize içtiğimize yetmiyor bu. Yetmiyor abi. Ha nasıl yapacağım biliyor musun? %30, %50 ver. Ne olur ki? Kaç yaşındasın amca? Ben 75 yaşındayım. 75 yaşında ne iş yapmayı düşünüyorsun? Abi ben şimdi var ya desek ya burada temizlik var, temizlik yaparım abi. Gideyim hırsızlık mı yapayım? Ben zaten bunu Vali Bey'e de söylemişim. Demişim ki Vali Bey bak ondan sonra dedim bana telefon geldi. Dilekçeyi verdim, bana telefon geldi. Telefonu alınca alo dedim, kimle görüşüyorum? İstanbul valisi. İyi, Allah razı olsun Sayın Vali Bey'im dedim. Mutlu oldum dedim. İnanır mısın ki ilk olarak böyle bir güzel diyaloğa, bir işçiyle bir diyaloğa girmenizin dedim kıvancını duyuyorum. Allah razı olsun dedim. Ben derdimi hepsine anlattım. Dedim ki Sayın Vali Bey'im benim hastam var. Hastam var. Allah kimsenin başına vermesin. Bir dakika geliyor, dünyası değişiliyor. Abi geçen günü benim hastam düştü o hasta dediğim o kişi düştü yerde, ben de iş arıyorum. Ondan sonra bana bir telefon geldi komşuda, ya sen neredesin? Dedim ki hayrola ben seni tanımam. Ya komşun ne oldu hayrola? Ya senin hanımın hastaneye kaldırdılar. Buyurun. Gittik abi, randevu alamıyoruz götürdük. Ondan sonra 3-5 kuruş tamam, o komşular da vermiş, bizim komşular vermiş. Ondan sonra bizim yerimize o hastayı oradan rehin bırakmamışlar. Yazık, günah değil mi ya? Hastalar hala rehin kalıyor mu? Ya parası olmasa ne olur ki? Yani hastanede tabii ki rehin kalıyor. Kalmıyor mu? Sayın Cumhurbaşkanımız artık hastanelerde hastaların rehin kalmadığını söylüyor. Ya söylüyor da ama tamam, nasıl söylüyor? Tamam rehin kalmadığını. Çünkü Cumhurbaşkanı şimdi kitabın öbür tarafını bir çevirirse pazarda adam sonra arkasında tamam bir fiyat yazıyor. Ondan sonra belediye girdiği sırada çeviriyor, arkasında da başka film çeviriyor. Peki buna ne diyeceksin? Cumhurbaşkanı bunlar mı takip edecek? Konut kredisini abi faizi yükselttiği sırada var ya, o konut kredisini hiç kimse şu ortamda ev sahibi olamaz. Ev sahibi olamaz. Çünkü konutlar abi bir af buyurun 1+1 2,5 trilyona çıkarsa, 1,5 trilyona çıkarsa sen buna nasıl konut sahibi olabilirsin? Söyle ki nasıl olabilirsin? Şimdi ben Tayyip Erdoğan'a oy vermedim. İyi Parti'ye oy veriyorum. Geçmişte 80'li yılların ülkücüsüyüm ben. Şimdi gökten İsa'yı indirseniz Musa'yı istiyor bizim milletimiz. Geçinilmiyor, doğru söylüyor.
Adam alıyor 30 lira 40 lira bir emekli. Emekli şimdi, maaşı yeterli mi? Ya yeterli demiyorum ben sana. Şimdi diyelim ki Tayyip Erdoğan gitti. Ben yıllardır Bahçeli'ye oy verdim. Şimdi geldi Kılıçdaroğlu bilmem ne. Şimdi o gelse, öteki gelse yine aynısını yapmayacak mı ya? Şimdi soruyorum ben. Yapmayacak mı? Yıllardır hep bizi böyle oynatmadılar, muayalamadılar. Yeterli değil. Asgari ücretten geçinemiyor. Adam ne yapsın? Ali'den alıyor, Veli'ye veriyor. Veli'den alıyor, Ali'ye veriyor. Ne yapacak şimdi başka türlü? Ablacığım siz ne dersiniz? Asgari ücret zammı ve emekli zammı için. Kaç lira versin? Hiç yetmiyor. Kaç lira versin? Hiç yetmiyor. Hiç. Kaç lira versin? Kaç lira olsun? Ok orada. Peki yapılan zamlar oy tercihinizi etkiler mi? Ya benim oy tercihim, benim bir fikrim, bir sabit fikrim var. Yani şimdi asgari ücreti 100 lira da yapsa ben yine gidip İYİ Parti'ye oyun veririm. Siz? Bizim için değişmez ki. Sizi etkiliyor mu? Hayır canım, etkilemiyor. Benim partim belli. Altılı Masa adayını sizce neden açıklamıyor? Zaten belli ki. Belli mi? Ben buradan söylesem ayıp olur. Ben biliyorum. Öyle mi? Açıklayın bakalım. Biz bilmiyoruz. Bilmem, söylemem ama biliyorum ama söylemem. Söyleyin, sürpriz olsun. Bakalım tutacak mı? Zaten tutacak da ben biliyorum zaten. Kesin. Ben danışmanlığı yaptım kaç tane bakan ama. 18'den 16 yaşında ben idamla yargılanan bülkücüyüm. Yıllardır. Abla siz biliyor musunuz? Ben Demokrat Parti'nin kadın kolları başkanıyım. Sizce neden açıklamıyor? Zamanı gelince açıklayacak zaten başkanım. Bu zaman ne zaman? Önümüzdeki günlerde. Ama yayınlayacaksın. Süleyman Demirel bir gün bir ilçeye gider. Anostallar. O zaman da muhalefet olur. Sayın genel başkanımız sizlere hitap edecek. Gelen yok, giden yok. Derler ki başkanım MİT'i iptal edelim. Gelen giden yok. Anostan ona gelir demiş. Habire anostuyorlarmış. Gelen yok, giden yok. Anostan gelirler onlar demiş. Birkaç defa böyle tekrarlanınca mikrofonu bir bakayım demiş, almış eline. Bir daha iktidar olursam şayet sizin burayı ben yapacağım vilayet. Benden ayrılmayın ilahi nihayet. Şalvarlık kasketli vatandaşlarım demiş. Ulan demişler burayı vilayet yapacak diyen herkes koşmuş. Demiş ki fevkalede bunlar da biliyor ama nasıl yutturdum demiş. Gökten İsa'yı getirsen İsa da bizi kandırmaya kalkacak, Musa da. Neyin şeyini? Bu memlekette ben milletvekili olsam, ki olacağım, olurum inşallah, ilk yapacağım iş camiler özelleştirmek olacak. Niye biliyor musun? İmam mı olacaksın hemşerim? Bu camiyi sana kiralıyoruz. Halktan maaşını toplayacaksın. Camiye gelenler vakit namazı 20 lira. Cuma'ya gelenler 100 lira, bayrama gelenler 1000 lira örnek. Camiye gelen olur mu o zaman? İşte onu diyorum ha şimdi işte o zaman belli olacak. Niye? Memlekette niye fakir var biliyor musun? Niye zulüm var? Zengin alt tabakasını korumuyor. Bu niye biliyor musun? Hep iman yetersizliğimizden oluyor. İnançsızlık yetersizliğimizden oluyor. Şimdi Cumhurbaşkanı diyor ki işte bilmem ne kervanında işte Hazreti Ömer gibi diyor aç gezen olursa biz dok yatmayız. Lan aç millet, benim sırtım bek ama bir sürü. Eskiden sadakadaşlar oluyordu. Koyuyordu herkes yeteri kadar. Ulan şimdi cebimden çekiyor adam. Bırak sadakadaşını. Niye çekiyor? Aç it fırın yıkar diyorlar değil mi? Yoksulluk her şeyi yaptırır hemşerim. Değil mi? Namussuzluk yaptırır, hırsızlık yaptırır, her şeyi yaptırır. Öyle diyene kadar çıksınlar desinler ki ya milletvekilleri almayalım bir sene maaş hemşerim. Desinler. He? Hadi bakayım. Şurada gidiyorsun da bir esnafa eskiden gidiyordun, alime saygı vardı, büyüğe saygı vardı. Şimdi cebinde paran var mı? Baş köşeye tutuyorlar seni. Ha? Ben iki tane üniversite mezunuyum. Şimdi sokakta baksan şimdi herkes üniversite mezunu. Nerede iş? Üniversite açtık diyor Cumhurbaşkanı. Hani açtın, mezun ettiğin insanlar nerede? Ne iş yapıyor? Hiçbir iş yapmıyor. Hani ben camiye karşı değilim, ben ilahiyatçıyım. Adım başı cami var. Kaç tane cemaat var? Ha? İmam daha namaz bitmeden cübbeyi bırakıp kaçıyor. Ha? Şimdi camiler vakitten vakide açık oluyor. Ya buradan Yahudi birisi geçmiş olsa, ezan sesi duysa veya dese ki buradan ben Müslüman olacağım dese, cami kapalı. Kime gidecek? Ha? Ben bunu yayında ki şimdi şöyle bir şey yapsın Cumhurbaşkanı veya Başbakan. Ziraatçı kendi bir branşında çalışsın. Doktor kendi branşında çalışsın. İmam kendi branşında. Bir hastaneye gidiyorsun. Hastanenin müdürü İmam Hatip mezunu. Hayda. Ziraat Tarım Müdürlüğü'ne gidiyorsun. İlahiyat Fakültesi mezunu tarım müdürü. Hayda. Şimdi nasıl faydalı olacağım ben memlekete? Liyakat yok mu diyorsunuz? İşte nasıl faydalı olacağım soruyorum sana ya.
He? Ben ameliyat yapabilir miyim? Doktor muyum ben? Yapamıyorum. Yapıyorlar mı? Yapıyor. İlaçı... Ameliyat mı yapıyor? Ya bırak Allah sen ne yalan konuşuyorsun. Ya sen... Peki çok teşekkür ederiz.